atalarımızdan miras aldığımız değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız doğa hepimizin ortak sorumluluğundadır. Ben bugün, belki de bugün de hepinizin de bu görüntü hoşuna gidebilir diye düşünüyorum. Burada İzmir milletvekili arkadaşlarımız da var. İzmir Kuş Cenneti arkadaşlar, İzmir Kuş Cenneti Konak'tan 25 dakika uzaklıkta. Burası 20 kilometrelik bir turla tanıyabileceğiniz, öteki bölümleri ulaşmanız zor olabilir. Çok güzel bir cennet. Ve burada Türkiye'deki 500'e yakın kuş türünden 300'ü burada yuva kurmakta ve burada yaşamakta. İzkuş ile hükümet arasında yapılan bir mutabakat, bir protokolle yaşamını sürdürmekteydi ve her geçen günde nüfusu artmaktaydı. Örneğin burada şu anda 60 bin flamingo yaşamakta. Ancak bakanlık, Sayın Eroğlu, bir protokolü yenilemeyip zaten çok da yatırım yapmadığınız gibi gerçekçi olmayan bir eleştiriyle bu sözleşmeyi, bu protokolü imzalamayacağını açıkladı. İzmir Kuş Cenneti ile ilgili bizler tepkimizi ortaya koyunca ikinci bir açıklamayla biz daha iyisini yapacağız, güzel projelerimiz var, önümüzdeki dönem göreceksiniz daha güzel olacak gibi içi boş, sadece hoş sözlerle dolu bir açıklama yaptı. Şimdi buradan Sayın Bakan'a da sesleniyorum. İzmir Kuş Cenneti ile ilgili yapacağınız çalışmanın ayrıntısı nedir? Şimdi İzmir Kuş Cenneti'ne Sayın Bakan, ben kalanını bakana göstereyim, belki etkilenir bu görüntüden diyorum. Kalanını da Sayın Bakan görsün diyorum. Bu kuş cennetinin önümüzdeki dönem nasıl bir kaderle karşı karşıya kalacağı yönünde bizim endişelerimiz var. Bugünkü iktidar yakın geçmişte 15 yılda 6 kez zeytin alanlarını sanayiye, değişik alanları açmak için girişimde bulundu. Hem kendi tabanından, hem kendi milletvekillerinden gelen tepki nedeniyle de geri adım attı. Bugün yedincisine hazırlanıyor. Biraz önce o komisyondan geliyoruz. Bakanlığın özellikle İzmir'le ilgili hükümetin yatırımlarında, örneğin bilmiyorum Manisa milletvekillerimiz burada mı? Sabuncubeli geçidi 2017'de açılacaktı. Açılışa biz de katılmak isteriz. Henüz ne zaman açılacağı belli değil. Sayın Bakan İzmir'i sağ olsun yatırım çöplüğüne çevirdi. Proje çöplüğüne çevirdi. Çoğunu hayata geçirmedi. İzmir'e hizmet ibadet gibidir demişti. Ama galiba biraz ihanet gibi oluyor bu yaptıklarınız. Bizim için en azından şu anda içinde yaşadığımız endişe, kuşku budur. Ben Sayın Bakan'ın sorumlulukları yerine getirmeye ve İzmir'in, Türkiye'nin